Arkadaşlar merhaba. Sizlere güzel bir iğne oyası modeli anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Herkese çok teşekkürler. Polyester ip kullanıyorum. Modelimin arası için zürafa yapıyorum. Geri içine düğüm atıyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine düğüm atıyorum. Aynı yuvanın içine kapatıyorum. Yandaki zürafaya atıyorum. İkincisine de düğüm atıyorum. Tekrar geri dönüyorum içine. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi 6 tane boş zürafa yapıyorum arkadaşlar. Altı yapraktan sonra 6 zürafa yaptım boş arkadaşlar. Şimdi bir zürafa atlayıp ikinci zürafaya bu şekilde yuva yapıyorum. Tekrar geri alıyorum ipimi. Ve bu yuvanın içine ilmeğimi, düğümümü kapatıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırın tepesine düğüm atıyorum. Ve buraya yine küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar yuvanın içine. Tekrar yukarı. Tekrar buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar yuvanın içine. Bu şekilde yaprağımı tamamlayacağım. Yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Bu kenarda 5 pırpır yaptım. Şimdi büyük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine düğüm atıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde buraya bir yuva hazırlıyorum. Bakın böyle tekrar yuvanın içine kapatıyorum düğümümü. Çeviriyorum modelimi. Düğümümü kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar buranın içine küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine düğüm atıyorum. Bunun içine küçük bir pırpır yapıyorum.
Tekrar yuvanın içine. Kapatıyorum. Ve aynı yaprağımdan çalışıyorum arkadaşlar. Yaprağımı tamamladım ve ipimi kesiyorum. Ve çeviriyorum modelimi. Tekrar ipimi arkadaşlar buraya sabitliyorum. Ve 6 tane boş zürafa çalışıyorum. Buradaki gibi. 6 boş zürafayı yaptım arkadaşlar. 7. zürafayı yapıp geri dönüp tekrar 6 tane sinek kanadı yapacağım. Bu şekilde düğüm atıyorum arkadaşlar yuvaya. Pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvaya bu şekilde kapatıyorum. Bu yuvanın içine 5 tane sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi beyaz rengimi sabitledim. Dört tane pırpır yaptım arkadaşlar. Dört pırpırdan sonra diğer sinek kanadını geçiyorum. Bu şekilde boşluk bırakarak. Ve tekrar dört tane pırpır yapıyorum.
Tekrar pembe rengimi buraya düğüm atacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde pırpırlarıma sırayla düğüm atıyorum. Ve bu ara boşluğa yaprağımı kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tekrar yandaki pırpıra düğüm atıyorum. Bu şekilde çiçeğimi tamamlıyorum. Son olarak bu şekilde yaprağımı tamamlıyorum. Bu şekilde düğüm atıyorum arkadaşlar. Buraya pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine düğüm atarak. İpimi kesiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.